Kıymetli sayfa dostlarım, hepinizi hürmetle selamlıyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bugün iş yerimizde iftarımızı dostlarımız ile açtık. Ticaretimize renk veren değerli dostlarımız Mustafa abimiz burada. Genç Dina iş adamı Hayrettin burada, canım ablam burada. Kemeraltı'nda ticarete renk veren, Trabzon'da Kemeraltı'na can katan değerli genç kardeşimiz Hayrettin Bey de bu akşam iftarımızda gelmekten Hayrettin Bey onur ve gurur duyduk. Biz müşerref olduk. Allah razı olsun. Biz burada kardeşim Hacı Harun Nihat Bey, müdürüm Hamit Bey, Göktürk Bey ve Ali Kemal kardeşimize hepsi hoş geldin diyelim. Hayrettin Bey burada yakalamışken dedik ki Hayrettin Bey burada sizlerle ticaretimizle ilgili bir muhabbet edelim. İnsanoğlu diyor bilgili olacak, bilgisiyle ölmeyecek, bilgisini kemer altında dostlarla paylaşacak. Müşteriler de Hayrettin'i tanıyacak diyoruz. Zaten elhamdülillah tanımayan yok. Hayrettin kardeşim biz seni tebrik ediyoruz. Allah razı olsun ticaretimize bir renk verdin. Müsait olduğumuz zaman kemer altına gelemesek de yani Instagram'dan, sanal alemden seni takip ediyoruz. Allah heyecanı daim eylesin. Sendeki heyecanın da iş olmayan gençlere de Rabbim geçmesini nasip eylesin. Amin. Dostlarımız, tabii ticaretimizi yapmak çok güzel. Bugün iş yok diyen kardeşlerimiz var ama Hayrettin'le bir saatte bir sohbet ettik. Öğle yemeğini, sabah çayını unuttuğunu gördük. İşe bu kadar aşık olduğunu gördük. Allah Hayrettin gibi gençlerin sayısını Rabbim artırsın. Amin. Hayrettin Bey, seni tabii duyguların, düşüncelerini alalım. Bugün geldin, Allah razı olsun. İftarımıza ailece katıldınız. Çocuklar aşağıda alışveriş ediyor. Biz de burada muhabbet ediyoruz. Tabii bu muhabbetimizi de sayfa dostlarımızla paylaşalım dedik. Seni de iş dünyası iyi takip ediyor. Amin. Senin duyguların, düşüncelerini birkaç cümle alalım. Buyurun. Öncelikle bu akşam bizleri konuk ettiğiniz için Özgüneş ailesi gerçekten bir ailemiz olduğu için abi kardeş olduk. Değil mi? Abi kardeşten abi ziyade kardeş yani böyle bağrınıza bassınız aynı bir ev ortamındaymış gibi karşıladınız. Allah razı olsun. Öncelikle bunu söylemek isterim. Senin güzel bir sözün var. Çalışacaksın. İşine sahip olacaksın ve güler yüzlü olacaksın. Evet. Bunu biz zamanında bunları kulak arkası etmedik. İlke olarak belirledik. İlk başta güler yüzlü. Sen bizi kopyaladın gibi geliyor bana. küçüklerin vazifesi büyüklerinden örnek almaktır. Biz de senden örnek aldık. Doğru yaptın. Allah razı olsun. Ya şimdi şöyle bir şey. Siz bu sektörde 1985'ten beri varsınız. Evet. Hatta hikayeleriniz, dinleriniz pazarcılıktan, pazar arabasından bugünlere evet, gelmek basit bir şey pazardan değil. Pazardan mezara kadar diyorlar ya biz onu. Evet. Tabii o günden bugüne gelmek basit bir şey değil. Kimisi der ki ya adam parayı kazanmış, nasıl kazanmış? Kimse bunun dibini bilmez. Biz tabii zamanında sorduk büyüklerimize nasıl oldu, nasıl kazandı, nasıl mücadele etti. Bunu sen bilirsin, senin gönlün bilir şu anda. Ben sana desem ki benim anlatmam da bir şey ifade etmez. Biz de dedik ki nasıl olur? Biz mücadele etsek olur mu? Önce bizim mücadelemiz, sonra Cenab-ı Allah'ın, hatta önce Allah vergisi, sonra bizim mücadelemiz. Bir yerlere geldik mi? Evet geldik, başardık. Canım ablam unvanını aldık. Aslında mağazamız ismi En Ucuz 61 olarak kuruldu. Öyle kurduk. En ucuz, en ucuz markasını ve gerçekten müşterilerimize en ucuz nasıl satarız? 40 metre kare dükkanla var ya, 1000 metre kare dükkanı olanı geçti. Tebrik ederim yani. Ya dükkanın büyük olması değil, gönlünün geniş olması gerekiyor. Şimdi buradaki olay da şu, müşterinin sevmesi, benimsemesi, kabul etmesi. İlk zamanlar müşterimizin şöyle bir şey geliyordu, bu ne kadar, bu ne kadar, bu ne kadar fiyatlarını soruyordu. Şimdi Allah'a şükür olsun öyle bir soru, bir sual yok. Yeni gelen müşterilerimiz de var sadece. Müşteri inandı bize, güvendi bize. Biz de hiçbir zaman bugüne kadar müşterimizin güvenini boşa çıkarmamaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar piyasanın altındaki kar marjlarıyla satmaya çalıştık. Nerede daha ucuz? Ya senin yüzünden bile zam da yapamıyorum valla. Fiyatlar şimdi sen piyasaya var ya, ayar da verdin yani. Hayrettin'de 10 lira, adam gidiyor fabrikada 12 lira. Alamıyor değil mi? Trabzon'da daha ucuz. Şimdi şöyle bir şey, burada neyi konuşturmuş olduk? İşte geldik, işte burada en önemlisi analizimizi konuşturmuş olduk. Geldik, Özgün'e şahilesin dedi ki kardeşim işte bu ürünün fiyatı ne? 10 lira. Gittik B firmaya dedik bu ürün fiyatı karşı 10.50. Öbürüne söyledik 11. Dedik ki bak bu Özgün işte uygun.
Çünkü burada böyle bir şey yapan esnaf arkadaşım, bunu izleyecek esnaf arkadaşım var. Ya ben Özgüneş'ten mal almam. Niye almasın? Ben kendim edinmem. Niye? O burada işte yeni türedi işte veya işte niye almalım gibisinden. Hani hassislik konusu işin doğrusu var. Ya, biz de dedik ki. Ticaretimizde biliyorsun haset fesat iyi bir şey değil. Biz de dedik ki bu ürün kimde ucuzsa biz ondan alırız. Burada ticaret yapıyoruz. Küsmece, darılmaca yok. Kardeşim bu 11 ama 9,5 olur mu? Olur. Allah hayırlı etsin dedik. Biz de gittik dedik ki bu 9,5 ama 9,75 ablama verelim. Evet. Canım ablalarım da bizi kırmadılar. İşte kolye açmadan satıyorsun sen. Ben bakıyorum. Çok açık vermezsem. Yani bu şekilde bir ticaret dediğim gibi istiyorum. Herkesin, gençlerin, yeni arkadaşların çıkmasını istiyorum. Ticaret bir rekabettir. Rekabet ne kadar çok olursa piyasada daha o kadar uygun olur. O kadar canlı uygun olur. Bakın ben yine diyorum, buradan devam edeceğim. Kendi etrafımda komşularım da söylüyor. Arkadaşım bu ürünü 10 liraya aldım. Bu ürünü kalkıp 30 liraya satmaya kalkma. Bundan 30 liraya bir tane satarsın. İkinciyi zor satarsın. Bir ama işleri de dükkana getiremezsin. Getiremezsin. Bunu 10 liraya aldın. Bunun bir maliyeti var. Şimdi evet. Bu senin bir gider olmaz. Siz daha iyi bu işin içinde olduğun için bir maliyetimiz var. Bir müessesenin giderleri var. Bu neyi kurtarır kardeşim? 11'e. Bunu 11'e sat, 100 tane sat. Evet. Bu sefer bu firmada kazansın. Bu firmada kazansın. Nakliyeci de kazansın. Bugün fazla kazana kadar. Hayır, evet. Herkes her kazansın. Her boş dükkan bu sene hemen tutarız. Devredin. Allah razı olsun. Hiç, hiç rekabet buna alışveriş. Yok. Artık küçük yerler Halis amcam bak. Halis amcam bir mağaza sorduğu zaman diyor ki 10.000 metrekare altı bize uymaz diyor. Ya bugün Trabzon'da güzel bir isim yaptık. Çok Instagram'da incelediğim zaman Almanya'dan bile %2,5'luk bir takip portföyümüz var. Bu da güzel bir duygu. Artık ticaret boyutunun işin geçtik. Artık birebir müşteriyle ilgilenmek işte geliyor. Ben diyor ki seni akşam diyor evde oğlum varmış gibi izliyorum. Evet. Bu bir zevk veriyor artık. Yok, o şeyi de veriyorsun bak. Yani canım abla dedin ha. Böyle bir abla sevgisini de veriyorsun. Yapmacı ya. Kesinlikle bir şey yok. Evet. Tamamen ya, içimden geldiği gibi. Bir tarafıyım. Allah razı olsun. Mimiklerin, yüz ifaden direkt ben böyle bir abi kardeşi de geliştir. Yani anlattığınla evet. Örtüşüyorsun yani. Evet, evet. Yapmacık değil. Bu tamam. Bir de hiçbir zaman mağazamızda kendi evimizde kullanmayacağımız ürünleri satmamaya çalışıyoruz. Evet. Yani bu bardağı aldık mı bakıyoruz kardeşim bu bardak ben bunu evde kullanmam diyorum. Yani bu kalitesi biraz düşük. Ama sen bu işi bu kadar bilmiyordun. Nereden öğrendin? Bayanlar mı öğretti? Seni gelen giden müşteriler mi öğretti? Başında söyledim ya. Duayenimiz sensin. Estağfurullah. Ya bize geçtin o konuda maşallah. Ya Allah sizden razı olsun. Veriyorsunuz, satıyoruz, kazanıyoruz, kazandırıyoruz. Sen de bugün Trabzon'da hiç yoksa 7-8 bin kişilik bir aileye ekmek veriyorsun. Yani hani Özgüneş dediğim zaman büyük bir fabrika. Ya, büyük bir aile. Bir fabrika. Trabzon'da gördüm fabrika. Gördüm ya bak mutfağı gördüm bak. Ramazan'dan beri her akşam böyle 100-130 kişi iftar. Yani alıştım işten sonra akşam ya, gelebilirim. Gurur duyuyoruz ya. Bir de bereket oluyor. Ya bizim İşte Trabzon'da istediğimiz ne biliyor musun? Trabzon'da büyüklerimizin çıkıp istihdam yaratması. Sizin gibi büyüklerimiz çıkacak işte 5000 kişi, 3000 kişi, 600 kişi, 800 kişi çalışacak. Bu küçük esnafa döngüdür aslında. Çünkü siz vereceksiniz ki o da çoluğuna çocuğuna işte canım ablama abi verecek para. Gare diyecek git, git al canım ablamdan ürünleri. Ama adamda para olmayınca ne verecek? Yok. Evde huzur olmuyor. Bak bizim çaycı Meryem Hanım bile seni hemen tanıdı. Kemer aldı. Milletin kemer altına gelmiyor. Canım ablama geliyor. Bakıyorum herkes. Yani bizim evde de bakıyorlar. Her tarafta izliyorlar yani. Bizim orada komşular var. Diyor ki bıktık senden diyor. Komşular sana para vermesin. Komşu diyor ki bıktık senden diyor. Hayırdır dedim abi yani ne kabartımız mı oldu? Diyor ki adres tarif etmekten anam da oldu. Dedim de bak. Dedim abi cama yaz. Canım ablam ileride diye zahmetecek. Allah razı olsun. Bu gece bizleri güzel bir ağırladınız. Çayınızdan, tatlınızdan, yemeğinizden, ikramınızdan. Afiyet, en önemlisi güler yüzünüzden, ayrıyetten, ticari bilginizden. İşte Mustafa abim de yılların esnafı, işte Harun amcam zaten, Nihat abimiz olsun, diğer müdürlerimiz olsun. Zaten abim aşağıda, canımız ciğerimiz bırakmıyor bizi. Takıldığımız Ali Kemal abim sağ ol, takıldığımız yerde. Yani bilmiyorum, anlatacak bir şey yok. Anlatacak aslında çok şey var ama bir şey yok. Ticaretimizi yapıyoruz, ekmeğimizin peşindeyiz. Helal ne varsa, helal ne varsa mağazamda satmaya
talibim. Helal olacak. Mağazamda satmaya talibim. Evet. Eve götüremediğim hiçbir şeyi müşterime sunmam. Sunma. En güzel sunma. Şey yani. En önemlisi benim için o. Yani ben bu ürünü aldığım zaman, elime baktığım zaman bunu ya işte ya, tamam bunu alalım da ben onu her türlü ablaya kaptırırım. Bu mantık yok. Zaten babamız sağ olsun, babamız aşağı yukarı 50-60 yıldır Bedestan Caddesi'nde esnaflık yaptı. Paşa Saygı zaten birçoğu toptancı tanır. Babam her zaman bana tembih etmiştir. Oğlum bir bayanı gördün saftır, anlamaz. Sakın, sakın ona bunu ben vereyim de bu gitsin mantığı yürütme dedi. Güzel bilgi almışsın. Evet. Güzel okulda okumuşsun maşallah. Eğitimi temelden zamanında yağladık. Birkaç cümle de Hacı Ağrı'ndan alalım. Burada da yine sana mikrofonu veririz. Evet Hacı Ağrı. Evet. Şimdi Hayrettin kardeşim. Hayrettin'i görünce yani genceldin daha yani. Şimdi Allah-u Teala bir emek verene, gayret edene Allah-u Teala yol gösteriyor, yardım ediyor. Bu da yürüdüğü yolda kendisini daha kolay hedefe ulaşıyor. Hedef nedir? Para kazanmak değil. Hedef insanların gönlünü kazanmak. Elhamdülillah bu işi Hayrettin kardeşim de müşterilerinin gönlünü kazandı ve ticarete renk verdi. Biz az önce dedi, babanın dedi tavsiyeleri, Hacı babanın duasını almış, yoluna devam ediyor. Güzel örnek olmak için insanlar kendilerine ticarette bir örnek arıyorsa Hayrettin kardeşim iyi bir örnektir. Tabii biz bu yeni kuşak bunlar. Biz eski kuşak olduğumuz için evet. Ama tabii sizleri gördüğümüz zaman gurur duyuyoruz. Diyoruz ki İstem dediğim Hayrettin yanında bir saat durursam bu heyecan bazen adam bir yere gittiği zaman iştaha gelir de yani görür. Evet. Ama bir yere gittiği zaman da böyle bir kalksak da gitsek. Kalksak da gitsektir. Ama sen oraya var ya, parayı sen kazanıyorsun adam bakası geliyor. Yani bir sevgi gücü mü? Bereket var. Bir gün bekliyorum. Bereket gelecek. Bir gün gel. Ramazan'dan gelecek. Sonra gel de ben tamam, bir çay kahve öyle öyle ofiste mobiste yok ama. Yok yok. Cadde. Kemer altı cadde. Şimdi ben bazen geçiyorum. Ama cadde de güzel oldu. Belediye teşekkür ederiz. 10 numara yaptı bak. Evet. Büyükşehir Belediye'miz bu süreçte güzel. Şimdi oradan geçerken bazen selam verip diyor ki Hacı abi gel çay içelim diyorum ya. Ya diyorum abi adam meşgul edilir mi? O kadar canım ablalarıma hizmet ediyor. Ama orada yani bundan o kalabalığı görüyorum diyorum ki Allah'ım dağıtma yani. Daha artır. Yapacağım. Çünkü o iş biz kalabalığı Hayrettin o hareketi bu bereket o kadar katma değer o kadar insanlar o kadar hareket o kadar üretim ya bu hareket bak bir hareket neler meydana getiriyor? Aynı arı nasıl kovana sürekli taşıyor. Evet. Dürüstlük, ahlak, bir de işini sevmek, müşteriye güzel hizmet etmek, arının kovana bal taşıması gibi hiç kendisini reklam etmeye gerek yok. Müşteriler birbirlerine anlatıyor. Canım ablam aynı arı gibi böyle. Son 10 yılda Hayrettin kadar ticarete renk veren yok. Yok. Ben tebrik ederim. 10 yılda. Hayrettin'i kim götürecek bakalım. Şimdi Hayrettin kardeşimize dua ediyorum. Allah işlerinizi ilerletsin. Allah mahcup etmesin. Sayılarınızı artırsın. Biz Özgüneş ailesi olarak nasıl bir aradaysak sen de bizim bir kardeşimiz olarak bir ihtiyaç olur. Bir soracağım bir şey olur. Her zaman hazır. Hacı Efendi burada. Burası bu masa Özgüneş'in müşterilerin istişare etme masası. Aynen. Bak geldiği zaman bak Hacı abi oturmayın masada. Hayret biz misafiri buraya oturtturuyoruz. Sonra bir de istişare. Zaten. Bir de önümüzde Hayret de listede doğal bir sohbet ediyoruz. Evet, Mustafa abim de doğal bir muhabbetini alalım. Aynen. Evet. Ben de çok teşekkür ediyorum Özgüneş ailesine. Yaklaşık ben de 25 yıl aşkın tanırım. Hayrettin kardeşimi de tanırım. Evet. Babasını da. Hayrettin de seni tanıyor. Eski esnaflarını. Tabii. Çok eski tanırım. Yıllar da ticaret. Çok da severim. Çok abi. Da çayını, ekmeğini yemişizdir. Maşallah. Sizleri yediğiniz gibi. Hayrettin kardeşim tabii meziyet tabii. Tabanda yetiştiği için meziyeti biraz kabiliyet meselesi. Kabiliyetli olduğu için bu işi... Bu yetenek meselesi. Yetenek meselesi oradan kavramıştır. Özgüneş ailesine de gelince, Özgüneş ailesi bizim her şeyimiz, canımız, yerimiz. 25 yıldır her zaman desteğini gördüğümüz, yani bir küçük bir işletmemiz vardı 25 yıl içerisinde. 25. yılda bu senede işte
30 metrekare dükkanımızı 100 metrekareye yaklaşık çıkarmak durumuna geldik. Herkes yanına alıyor bak, herkes yanına alıyor. Özgüneş ailesine girdiğimizde Özgüneş ailesi bize kucağını açtı. Ne istiyorsun dedi. Serdiğimiz işi, Allah razı olsun. Yani biz hiç korkmadan, arkamıza bakmadan girdik, ürünlerimizi aldık, dükkanımızı yerleştirdik. Son aşamasında bayramdan sonra da açılış yapalım sana diyor. İnşallah. Ama desteğimizi yapacağız. Hayrettin'le geliyoruz. Arkadaşım zaten tabii ki. O zaman başka şeyimiz. Yani ben bir aile olarak görüyorum. Hiçbir zaman aklıma hiçbir soru işareti olmuyor ki. Ya ben o malı aldığım zaman acaba ben yarın mahcup olabilir miyim diye bir güne kadar inanın hiç olmadım. Yani şöyle de olmadım. Ya baktın ki çok bir zor duruma düştüğün zaman diyebilirdim ki ya gelirdim ki ya böyle böyle bir sıkıntım var. Ya onu çözeceklerine hiç aklımın... Mustafa abi niyet yok. Ticarete niyet önemli. Niyet. Allah-u Teala niyet. Sen diyorsun ki Allah'a alayım. Borcumu da ödeyeyim. Aynen. Para da kazanayım diyorsun. Evet. Ali Hayrettin Bey'in dediği gibi gelen müşteri, misafirin gibi kendinden, kendi kardeşin gibi görünce oluyor bereket. Aynen. Bereket bakkalda satılmaz, parayla alınmaz. Aynen. Hayrettin gibi yaşarsın, güvene verirsin. Aynen. Bereket burada doğru. Kesinlikle evet. Önce niyet halis olması lazım. Evet. Bizim niyetimiz halis. Evet. Allah'a şükür. Yani biz kimseye hiçbir zaman kötü düşünmeyiz. Her zaman... Ticaretimiz zaten onu kabul etmez. Yani asla. 25 yılda inan ki ilk zamanlar Özgüneş ailesi bu kadar geliştirmemişti. Yani ben orada ilk zamanlar mesela 25 yıl öncesini alıyor veya 20 yıl diyelim. Ben gelirdim orada ürünlerimi alırdım mesela açık şu anda konuşuyorum. Ben şeyi ödemeden çıkardım ama kendi kendime çiğ kaldım, penesil almıştım. Ay sonra hesaplar kapanacak, bir de kapanacak. Evet. Mustafa abi demek Merkez Bankası demek. Ya ben Allah Allah. Hadi derdik ver Mustafa. O rahatlıkla çalıştık. Ya Mustafa abi bakın bana sen aldın. Diyor ki ya bu bilgileri dedik paylaşalım. Bak burada güzel bir toplantı salonları yaptık böyle ki dostlarımız gelince vakti de müsait olunca 15-20 dakika bilgilerini alalım. Şu bilgileri gençler izlesin. Kesin. 30 sene sonra ömür verirse biz izleyelim. Yani ağlarız Mustafa abi ya. Ağlarız ya. Gerçekten öyle. Gidi günler dedi ya. Gerçekten. Bir de şimdi Özgüneş ailesinin bir öbür tarafı da var şimdi. Yani ya benim en çok duygulandıran, beni en çok mutlu eden, ya benim para kazanıp kazanmam o kadar önemli değil ama burada yüzlerce kişiye istihdam etmesi o beni çok gururlandırıyor. Yani bugün pandemiyle geçirdim. Benim bir çile geçirdik, sen söyleyelim. Günler geçti. Darbeler geçirdik. Geçirdik. Yani ama ben şimdi bazen orada gidiyorum, bazen işte arkadaşlar diyor işte abi yemek paylık orada falan. Ben biraz da çekinerek gidiyorum yukarı ama yani diyorum sizin diyorum sıkıntımı almayın falan diyorum ama Allah razı inanır mısın? Bereket içinde daha bu akşam gördün daha gel bak. Ya ne diyor? Yedik işte elhamdülillah. Ya şükürler olsun. Ya abi şöyle bir şey var, özür dilerim. Şu katalogda var ya, şu Özgüneş'in kataloğunda geçmişte yaptığımız iftar programları var. Evet. 800 kişi, 1000 kişi. Bu eski depolarında var ya. Sen de vardın. Gerçekten bakıyorum katalogda o günü hepsini tanıyorum ama bugün bir araya toplayamıyoruz. Evet. Bugün ne yaptıysak kârdır. Yarın yapamayabiliyoruz. Aynen. Onun için ama geçmişiyle gurur duyacaktım. Bu kadar karıştırdıkça diyorum Allah'ım ne günler görmüşüz, ne günler yaşamışız. Evet, kanal yavaş yavaş kapatacak Mustafa abi. Kesinlikle abi. Hazırlansın. Teşekkür ederim. Ben tekrar çok teşekkür ederim. Çok konuşsa çok şey var. Biraz boş bir şey olmuşsun. Yok noktayı şöyle koyalım noktayı. Yok noktayı en sonunda koyalım. Dur şöyle bir şey. Mustafa abi orada az önce güzel bir şey söyledi. Biz 20 yıldır dedi ticaret yapıyoruz. Bugüne kadar büyüyebilme sebeplerimizden bir tanesi sattığı ürünün arkasında duran bir tedarikçimiz olması. Evet, evet. Bu çok önemliydi. Evet. Sattım da işte tamam verdim gitti yok onu yapmadı evet, Halis evet. amca. Evet. Dedi kardeşim ben sana bu malı verdim ama kırığı da benim, çıkığı da benim, evet. sık satamadın gene benim. Evet. Yeter ki sen dürüst oldun. Evet. En güzel ne yaptık biliyor musun? Kayıt dışı sıfır yaptık. Her şey bizde Özgüneş'te evet. elhamdülillah. Devletimizde karşı 2024 senesi oldu artık bu saatten sonra kayıt dışı bir şey olma ihtimali düştü zaten. Evet. Her şeyimizi bir aldığımız nefes kayıt dışı şu an. Şimdi Hayrettin bir gün çay evine gittim. Çay evinde bizim bir müşterimiz var. Oturuyoruz 10-15 kişi varız. Dedi ki orada oğlum şu Özgüneş'in faturasını getirir misin dedi. Lan dedim eyvah dedim bir şey var dedim buna. Vallahi böyle. Getirdi faturayı. Orada dedi ki, arkadaşlar dedi, şu fatura dedi, bir Özgüneş'te bir Türk Hava Yolları'nda var dedi.
Vardır. Hmm. 10 liraya alıyorum. Özgür Aşk'tan 11 liraya alıyorum. Özgür Aşk'ı satılıyor dedi ya. O gururu var ya hayretli. Ben yani o kadar yaptığım iş bir tarafa o hareket bir tarafa. Tersi de olabilirdi değil mi bunu? O yüzden her zaman istikrarlı iş yapmaya gayret et. Ya burada ileride inşallah gelir bir eğitim salonu var. Biz eğitim diyoruz. İnsana yatırım diyoruz. Anlatabiliyor musun? Şimdi sen şimdi iş yok diyene seni ben çıkarayım bizim sahneye. Sen anlatırken adam yani yarın sabah dükkan açası gelir. Bir tanesi anlatır vallahi yarın dükkanı kapatası gelir. Ben şimdi dükkanı kapatası geleni buraya koymuyorum. Yani bize enerji verecek adamları buraya koyuyorum. O da sensin bu akşam. Hayırlı teşekkürler sağ olun. O sizin teveccühünüz Allah razı olsun. Bizim dediğim gibi yaptığımız bir şey yok. Sadece dediğim gibi eskiden gelen sizlerden aldığımız tecrübelerle güler yüzlü. En önemlisi ne kadar elimizden geldiği kadar samimi, dürüst oldukça Cenab-ı Allah da bir o kadar veriyor. O yüzden şu anda dediğim gibi bu akşam bizi onurlandırdınız davetinizden. Biz de icabet etmeye çalıştık, geldik. İnan ki canım ablalarım kapıda kıvırarak geldi. Canım ablalarım memnun olsun çünkü aşağıda elemanlar ürün alıyorlar. Yarın çok daha değişik ürünler kodide. Sağ olun. Siz ucuz verin, biz daha ucuza satalım, en ucuzun altında alalım. Sağ olun, Allah razı olsun. Emre gel. Evet, canım ablalarımdan Emre Bey yapıştırdım. Allah razı olsun, teşekkürler. Emre sen de gel. Evet. Evet, dur sen de o ayakta dur. Evet, kıymetli sayfa dostlarım, böyle Hayrettin Bey, Mustafa abimiz, kardeşlerimiz, müdürlerimiz böyle doğal bir muhabbet ettik. Bu muhabbet ettik, biz zaten bu muhabbet ettik de Hayrettin söz düşer yazı kalır diyoruz. Biz de bunları kayıt altına aldık. Allah razı olsun. YouTube, Hadis Güneş'te bunları yayınlıyoruz. Diyoruz ki gündüz işi olanlar izlemesin. Akşam eve gidince haberleri izlesinler de. Gariyle kavga edeceğiz, bizi izleyin. Evde muhabbeti bitince, kavgaya geçmeden bizim YouTube Halis Güneş'i izlesinler. Hayrettin'i izlesinler, Mustafa abimi izlesinler, müdürlerimizi izlesinler. Biz böyle doğal bir muhabbet ettik. Hayrettin Bey'e de, Mustafa kardeşimize de, bu akşam iftarımıza gelen iş ortaklarımıza da Özgüneş ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Rabbim sohbetimizi, muhabbetimizi Halil İbrahim bereketli, bereketli eylesin. İlkeli ve istikrarlı ticaret yapmayı hepimize Rabbim nasip eylesin. Ölmüşlerimizi rahmetle anıyoruz. Yaşayanların da, ticaret yapanların da diyoruz, dolara, euroya yatırmasın, parayı ticarete yatırsın diyoruz. Bizim kasa boş, sıkıntı yok. Canım ablam maşallah, canım ablam fabrikaların ürünlerini satıyorlar. Buraya çok güzel hizmetler yapıyor. Piyasaya da maşallah ayar görüyor fiyat konusunda yani. Hükümetimiz değil, zam yapmayın değil. Hayrettin, Hayrettin zaten aşağıya çekiyor. Bu lafı üç defaydın, taş atarsın Halis amca. Bu bizi vermiyor. Estağfurullah. Şimdi toparlıyoruz. Biz iş dünyasına, 81'deki iş dünyasına, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane illerinde ve ilçelerindeki iş ortaklarımıza, bizlere 40 yıldan beri destek veren fabrikalara sonsuz teşekkür ediyoruz. Tahtakale, İstoş başta olmak üzere onlara da bir Anadolu esnafı olarak teşekkür ediyoruz. Onlar bizlere yıllarca destek veriyorlar. Bu destekler devam edecek. Anadolu'da da biz de inşallah onların bir kalbin bir damarı olur gibi bir yani halkanın zinciriyiz. Biz de bu zinciri en güzel şekilde taşımayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Mübarek Ramazan günündeyiz. Şu anda sabura kalkacak. İş dünyası olarak dua ediyoruz. Önümüzdeki pazar seçim var. Allah hayırlısı neyse Rabbim onu nasip eylesin. Hayrettin bak Hayrettin Bey ticaret yapıyor. Genç dinamik benden genç maşallah. Bizim yaşımız Trabzon plakasına geldi. Hayrettin Bey 61 yaşında olduk. Hayrettin sen kaç yaşındasın? 40. 40 yaşında. Aramızda 21 yaşımız. Hayrettin'in gününde bile biz de yemek yemiyorduk Hayrettin gibi. Öyle çalışıyor. Öyle çalıştığımız zaman elhamdülillah çok güzel işler oluyor. Hayrettin bu ülkede de çalışacak insanlara ihtiyaç var. Yani bugün hastaneye gittiğin zaman adama ya öleceksin, rengin niye geçti demeyeceksin. Öldürürsün. Ekonomi de aynı böyledir. Devamlı enerjili olacaksın, pozitif olacaksın, aldığına satacaksın. Yine hareketi meydana getireceksin. Biz de bunu, seni de görüyoruz, sende de bu enerjiyi görüyoruz. Seni de gençlere örnek gösteriyoruz. Senin müşterilerine de bu kanaldan, canım ablamın müşterilerine selam ediyoruz. Hayrettin'den alışveriş etmeye devam etsinler. Hayrettin'in, biz Hayrettin'i yıllardır tanıyoruz.
konuştuğu kelimeler böyle içimden geliyor, severek geliyor. Canım ablam dediği zaman gerçekten böyle her şey duygularıyla eşine, 3 tane kız evladı var ve çalışanlarına hepsine selam ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun, kadın sağlıcakla. Evet.